Tümgeneral Daniş Karabelen de sık sık eşini alıp Anamur'a gidiyor. Sık sık. Ya çocukları bile diyor ki, kızı bile diyor ki, ya baba başka yer mi yok? Her hafta sonu işte 10 günde bir, 5 günde bir annemi alıp Anamur'a gidiyorsun diyor. Ben orayı seviyorum kızım, oraya gitmek istiyorum diyor. Halbuki oradan adaya geç. Eşinin bile haberi yok. Eşini orada bırakıyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti tüm general bazında adada. Evet, evet. Tüm general bazında adada. Yani 74 harekatı. Evet. Cevit ve Erbakan rolleri de sorulur. Ya ben işin daha çok tarihi boyutundayım. Yani yaşanan olayları altını çizerek anlatmanın derdindeyim. Ecevit'in de Erbakan'ın da her ne katkısı varsa Allah razı olsun. Kesinlikle. Kesinlikle. Ayşe'yi tatile çıkarıp da o müdahaleyi yaptıkları için. Şimdi bu işin içine girersek çıkamayız. Yok Erbakan verdi, Ecevit yurt dışındaydı, onun müdahaleyi yok, bilmem neydi. Ya biri işte yani sonuçta ikisi de Türk Devleti'nin temsilcileri. Birlikte de verdilerse, herhangi birisi de verdiyse Allah razı olsun, Allah mekanlarını cennet etsin. Bugünkü Kıbrıs Cumhuriyeti'ni bu konuda nasıl görüyorsunuz? Bugünkü Kıbrıs yönetimini ben nasıl gördüğümü burada anlatamam, çünkü bunu küfürsüz anlatamam. Yani normal kelimelerle anlatamam, ama şunu söyleyebilirim mesela. Yani alimden zalim, zalimden alim doğar hikayesi var ya. Mesela evet. Mehmet Ali Talat'ın babası mücahitleri acayip görmedi. Kapalı kasa bir kamyoneti var. Kapalı kasa kamyonetinde silahlı mücahitleri her akşam kahveye gelir gibi yapıyor. Kahvede işte oynuyor, vakit geçiriyor, çay içiyor falan. O kahvedeyken her akşam 10 tane silahlı mücahit arabasının arkasına giriyor gizlice. Bu da köye giderken orman yolunda bunları bırakıyor. Arabası aranmıyor çünkü onu. Direkt olarak devam ediyor. Ve böyle bir adamın oğlu Mehmet Ali Talat. Ne diyeyim yani? Yani şu anki Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı ve Kıbrıs yönetimine bir Türk olarak, yani bizim söyleyeceğimiz şeyler aklını başına al mı diyeceğiz? Yani olayların farkındalar. Bak iki saattir anlatıyoruz neyin ne olduğunu. Görmüyorlar mı yani? Şimdi başkanım. Bir de neden tamamını alamamışız? Kıbrıs'ın mı? Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Yunanlıların Enosis projesi var ya. Yani evet. Yunanlıların Enosis projesi adayı şeye, efendime söyleyeyim, Yunanistan'a bağlama. 1957'de 57 Kasım'ında TMT kurulup 1958'de Türk Genel Kurmayı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ona destek vereceğini açıklayınca genel kurmayda bir proje yapılıyor, hazırlanıyor, bir plan hazırlanıyor. O zamana kadar neydi, ben söyledim size. Yunanlılar Enosis istiyor, Türkler de diyor ki kardeşim ya mevcut yapı devam etsin ya da Taksim adayı bölelim. Türklerin de Enosis'e karşı KİP diye bir planları çıkıyor. Bu KİP ne? Kıbrıs İstirdat Projesi. İstirdat geri alma. Yani aslında burada da bak müthiş bir mesaj var. Yani diyor ki senin enerjisin varsa benim de istirdat projem var kardeşim. Neden tamamını alamadık? Neden tamamını alamadık? Yani bugünkü de onun cevabını bugün de aynı şey. Yunanistan'ı ezer geçeriz biz. Ama Yunanistan'ın geçilmesine izin vermezler. Yani bir kere İngiltere şu an bile iki tane üssü var Kıbrıs'ta. Evet. Bu o kadar kolay bir şey değil. Yani bu güçlüyle güçsüzün savaşı gibi değil. Mertlerin savaşı değil. Pek çok işin içinde şey var. Uluslararası denge var yani. Müsaade etmez. Bir de Serkan Oğuz Kalefoğlu. En sevdiğim ya. En sevdiğim yerden sorumlu. Şimdi Oğuz Karelioğlu bu arada Ali Rıza Vuruşkan adaya gittiğinde görevi, yani resmi görevi, resmi adı Ali Çonan. Ali Çonan ve Defkoşe İş Bankası müfettişi.
Yani evet, resmi görev o. Oğuz Kaleloğlu da bir TMT subayı. Türk subayı. Mausa Namık Kemal Lisesi tarih öğretmeni olarak gidiyor. Mesela ben Çerkezköy Endüstri Meslek Lisesi tarih öğretmeni Burak Candaş. Bak birleştiriyorum yani. Şimdi Yunan buradan gelirse görüntünün altında başka şeyler olabilir yani. Bak tarih öğretmenlerinde bir şeylik var, hep bir kahramanlık var yani zaten. Oraya geçmeden bahsederim. Muzaffer Tekin'e tabii. Evet. Ya 74 harekatını anlatmadığımız için Muzaffer Tekin'e gelmedik. Evet. 74'te kestik farkındaysanız. Evet, doğru. Şimdi yoksa Muzaffer Tekin unutulacak değil. Yani unutulacak bir kahraman değil rahmetli. Evet. Şimdi 74 Barış Harekatı'nı ve Oğuz Kaleloğlu'nu anlatıp anılara geçeyim. Son 15 dakika esamade. Rumlar bizim 20 Temmuz harekatını Mausa'dan yapılacağını düşünüyorlar. Yani 10 bin kişilik askeri tugayları, birkaç tane tugay var. Bütün tankını, topunu, nesi varsa Mausa körfezine çeviriyor ve bekliyor. Türk Genelkurmayı da 19 Temmuz 1974 gecesi 4-5 tane işte askeri deniz kuvvetlerine ait gemi gönderiyor orada. Manevralar yapıyor, şaşırtıyor onları. Yani. Fakat 20 Temmuz sabahı çıkarma Girne'den oluyor. Yani şöyle düşünün, Girne, Kıbrıs'ın Türkiye tarafı, Mausa karşı tarafı. Ya yani 10 bin kişi bu tarafa bakıyor, düşman burada. Evet, evet. Ve bu 10 bin kişiyi oradan oraya aktarmak, 30-40-50 kilometre götürmek kolay iş değil. Yani Genelkurmay'ın bugün Kıbrıs planı muhteşem bir plan. Olarak hala anlatılıyor yani. Kumsal'da izliyor mu? İzliyor mu? Harika. Selamlar. dolayısıyla bu 10 bin kişiyi Girne tarafına götürmek lazım. Atıl kaldılar çünkü. Mausalılar da Oğuz Kaleloğlu'na hocam diyorlar. Tarih öğretmeni ya. 20 Temmuz 74 bir oluyor, abi bakıyorlar, Mausa'nın komutanı hocam dedikleri Oğuz Kaleloğlu, Türk subayı. Yüzbaşı falan o zamanki rütbesi. Ve elinde 250 tane mücahit, 800 tane köylü var. Karşısında da 10 bin kişi. Şimdi Mausa'yı şöyle anlatayım, Mausa kalesi var. Kalenin deniz tarafında da liman bölgesi var. Şimdi bu 10 bin kişi o liman bölgesinden çıkıp Girne tarafına gitmesi lazım. Komutanları da Yunanlı Tuğgeneral Konstantin Zargaris. Konstantin Zargaris barış gücüne diyor ki ben buradan sivilleri çıkaracağım. Oğuz Kaleloğlu da diyor ki yemezler. Ben diyor buradan sivilleri çıkaracağım. Oğuz Kaleloğlu da diyor ki inin yola içine bakmadığınız bir tane arabayı bile geçirmeyin. Bir tane üsteğmen var, Deli Türk, Kadir Bayraktar, bak ismi. Kadir Bayraktar'ın elinde de bir tane havan topu var, isti paslı bir şey. Kadir Bayraktar böyle ilk araba geliyor, Yunanlılar tenteneyi sıkı sıkıya kapıyorlar, içinde kamyonetlerin arkasında asker olduğu belli olmasın. Kadir Bayraktar aralıktan bir bakıyor, Yunan askerlerini görüyor, diz çöküyor, bir ateş ediyor. Konvoyun ilk başındaki kamyon 20 metre havada sonra yerde. Sonra bir ateşe başlıyor bizimkiler. Bak 8-10 bin kişiye karşı 800-900 kişi, 1000 kişi. 750 tane Yunan askerini öldürüyorlar biliyor musun? 36 şehit veriyorlar ama 750 tane Yunan askerini orada öldürüyorlar ve bunun 3-4 katı kadar da yaralıyorlar. Vay be, vay be. Daha sonra adam ne yapsın yani 250 mücahit 800 köyüyle kalenin içine çekiliyor. Mausa Kalesi'nin iki tane girişi var. Bir tanesi de tuzaklıyor. Yani elinde bütün kaleyi savunacak adamı yok yani. Onu düşün. Silah milah zaten yok da. Bir tarafı tuzaklıyor, öbür kaleye gidiyor. Öbür tarafa gidiyorlar. Üçüncü günden sonra açlık başlıyor. Yani evet. Kadınlar var, hamileler var, çocuk emzirenler var. Herkes geliyor. Komutanım. Açız, bilmem neyiz, teslim olalım.
Oğuz Kadenoğlu diyor ki beni buraya gönderen Türk devleti düşmanı çok görünce teslim ol demedi. Eyvallah, eyvallah. Ve biliyor musun tarihte bunu bir kişi daha söylüyor ve Oğuz Kadenoğlu bunu söylüyor ama Türk tarihinde bu lafın daha önce söylendiğinden de haberi yok. Yaklaşık 94 yıl önce, 96 yıl önce Gazi Osman Paşa bunu Rus çarına söylüyor. Evet. Rus çarı diyor ki neden teslim olmadı? Gazi Osman Paşa diyor ki beni buraya gönderen devletin düşmanı çok görünce teslim ol demedi. Senin gibi komutanın sonucu alınmaz diyor vesaire. Bildiğiniz hikaye. Fıtrat değişim sanma. Aynen öyle. Ve Oğuz Kaleoğlu'nun bu Gazi Osman Paşa'nın lafından cidden haberi yok. Neyse üçüncü günün sonunda açlık başlıyor. Şey diyor ki mücahitlerine Oğuz Kaleoğlu. Benimle beraber ölüme gelecek 5 kişi lazım. Hemen herkes tak tok tak öne atılıyor. 5 kişiyi seçiyor. Liman bölgesi yani kalenin, kale surlarının hemen önü liman bölgesi. Liman bölgesinde de bir tane kule var. Kulede Rum nöbetçiler var. Tepesinde de liman bayrağı dalgalanıyor. Bunlar geceliğin su borularından, kenardan işte Rum nöbetçilerin gözünün önünden görünmeden falan yukarı tırmanıyorlar. O tepedeki Yunan bayrağını indirip Türk bayrağı çekiyorlar. Ama Oğuz Kaleoğlu diyor ki bütün ekiplerine surlarda dur. Sabah oluyor, Yunanlılar bir bakıyorlar, ana Türk bayrağı dalgalanıyor, baskına uğradık diyor. Baskın yedik falan bunlar bir çıkıyorlar, bir karmaşa, çıkanı vuruyorlar, çıkanı indiriyorlar bizimkiler kalede. Patır kütür iniyor Yunanlılar. Sonra belli bir müddet limanı boşaltıyorlar. Hemen bizimkiler iniyor artık limanın depolarında bulgur, pirinç, mama, çocuk bezi, o, bu. Ne varsa alıp adaya getiriyor, şey, kaleye getiriyorlar. Şimdi 20 Temmuz'da bizim barış harekatımız başladı ya. Evet. Ne olsa arkada kaldı. Çünkü Kayseri hava indirmeyle Bolu Dağ Komando Okulu bir tanesi Lefkoşe'nin yakınlarındaki Hamitköy'e indi. Bir tanesi Girne'ye daha yakın Kırni'ye indi. Mausa arkada. Ve Mausa kuşatılmış durumda. Muhasarada ve gidemiyorlar. Evet. 28 gün orayı savundu Oğuz Kaleoğlu. Yani bugün Gazi Mausa ise onu Oğuz Kaleoğlu yaptı. Oğuz Kaleoğlu da bugün 74-75 yaşlarında sağ hala. Şimdi Kıbrıs'ta bizim verdiğimiz şehitlerden pek çoğu Yunanlı askerlerin Türk kılığına girmesi. Biz Türk askeriyiz geldik. Türkçe de biliyorlar. Saklandıkları yerden çıkıyorlar. Patır kütür. Bir köyü öyle yok ediyorlar. Ya 25 ya 28. 28 diye aklımda kalmış. 28. mekanize Tugay'ı Mausa'ya telsiz mesajı gönderiyor ya da telgraf çekiyor. Neyse diyor ki biz ancak yarın gelebiliriz. Yarın öğleden sonra. Şu an bir izleyicisi Hamitköy'de. Öyle mi? Hasan Ösmer. Selamlar. O bahsettiğin yer. Evet, Hamitköy. Selamlar. Hamitköy'e şey iniyor. Benim hatırladığım kadarıyla Kayseri hava indirme Tugay'ı, hani Tuğgeneral Sabri Evren uçaktan savaş alanına atlayan ilk general. Onun Kayseri hava indirme iniyor oraya. Neyse derken 28. Tümen Mekanize Tümer ertesi gün gelecek diyorlar ya. Şey geliyor. 9 tane kariyer. Kariyerde 10 tane kariyer. Kariyere de Yunanlı şeyler tank diyor Kıbrıslılar. Yani her biri 10 kişi taşıyor. 100 kişi işte. Allah'tan o kariyerin bölük komutanı Oğuz Kaleoğlu'nun devre arkadaşı çıkıyor. Yani bir şüphe kalmıyor orada. Hmm. Bu kariyerler bir yayılıyor. Çatır çutur herkesi vuruyorlar. Orayı rahatlatıyorlar. Sonra mücahitlerden biri geliyor. Diyor ki komutanım diyor. Bir tane diyor kariyer geldi. Kapıyı aç aç diyor. Biz burayı tuzakladık diyoruz. Anlamıyor. Gelebilir misiniz? Bu diyor bakıyor böyle. Evladım diyor. Ben diyor Türk subayıyım diyor. Ne yapıyorsun diyor. Biz orayı diyor bu şey yaptık diyor. Şimdi anlamaya çalışıyor. Ben Türk subayıyım deyince onbaşı, o kariyerdeki onbaşı bir tekmil veriyor. Savaş aldı. Savaş şartlarında. Oğuz Kaleoğlu diyor ki dünyada hiçbir asker yapamaz. Yani. Bırak bu savaş şartlarında öyle bir tekmili Mehmetçik'ten başka kimse veremez. Bu diyor kesin bizden. Evladım diyor bu kapı kapalı öbüründen gelsene diyor. Tamam gelin de diyor. Buraları temizlemeyeyim diyor.
Tamam, temizledi ama şey yapma diyor. Nerede var düşman diyor. Aşağı yukarı 400 metre ileride Efkaf Apartmanı var. Efkaf Apartmanı'nda böyle birebir bir delik açmışlar. Orada bir makine tüfek yuvası var. Oradan atılan atışlarla 6 şehit vermişiz zamanında. Diyorlar ki bak orası. Ya bunun sağına soluna mermiler düşüyor diyor Oğuz Kaleloğlu anlarında. Diz çöküyor. Azukasını alıyor. Bir ateşliyor. Bırak hocam. 400 metreden 1 metreye 1 metre deliğin içinden geçiyor. Vay vay. Diyor ki kafa göz patır kütür indiler aşağı. Dönüyor yukarı diyor ki böyle. Başka nerede var hemşerim? Başka nerede var hemşerim diyor. Diyorlar ki bak ileride bir tane hastane binası var. Hastane binasının şu balkonunda da Rumlar. Ya bak alçaklığa bak ya. Hastane binasında ateş açıyorlar zaten. Bu tekrar dönüyor. Gösterdiği balkona şeyi atıyor. Bazukayı atıyor. Oradan da kafa göz paramparça. Ondan sonra diyor ki tamam şimdi geliyorum. Mausa bu şartlarda 28-30 gün direniyor. 28-30 gün direniyor ve bunu Oğuz Kaleloğlu yaptı. Oğuz Kaleloğlu çok kıymetli bir adam. Çok kıymetli bir komutan. İnşallah Allah tanışmayı nasip eder. Anılara geçelim mi? Bir izleyicimiz var. Celal Bey. Celal Bey. Oğuz komutanı okutmuş. İmzalı kitabını almış. Oğuz komutanın torununu mu okutmuş? Evet, evet. Allah ondan razı olsun. Onun gibi vatan, millet, devlet sevgisi. Sabri Emre'nin. Sabri Evren şey işte Kayseri Dağ Komando Okul Komutanı. İki tane Sabri Paşa var. Sabri Evren ve Sabri Demir var. Bir tanesi Kayseri Hava İndirme'nin komutanı, bir tanesi Bolu Dağ Komando'nun komutanı. Bir tanesi Hamitköy'e iniyor, diğeri Kırna Havalimanı'na iniyor. Yani 74'de anlatırız bir gün. O çok çok derin bir mevzu. Anılardan. Anılar. Son artık bağlayalım. Sıkmayalım insanları. Anılar birebir mücahitlerden dinlediğim, birebir Türk kadınından dinlediğim, orada tanıdığım ya da anılarda okuduk, kitaplarda okuduklarımı derledim. Celal amca var bugün. Hala hayatta maşallah, aslan gibi de. Celal amca diyor ki sen diyor hiç tarlaya giden baban geri dönecek endişesini yaşadın mı? Yani milli mücadelede biz bunu yaşadık da tabii Kıbrıs daha yakın seninle daha evvel konuştuğumuz gibi. Babamız tarlaya traktörle tarla sürmeye giderdi. Akşam olduğu zaman köyün girişinde ışık beklerdik. Acaba babamız gelecek mi, gelmeyecek mi? Traktörlerin ışığını gördüğümüzde kalbimiz pırpır ederdi. Yani bir nesil böyle büyüdü Kıbrıs'ta. Bir nesil böyle büyüdü. TMT'nin yer altında olan çalışan silah fabrikaları var hocam. Bu bir silah fabrikasında çok enteresan Thompson makineli tüfeğin birebir aynısını yapıyorlar. Birebir aynısını. Yapamadıkları tek bir şey var. Bir kulakçık. O da Türkiye'den geliyor. Ayda 25-30 tane Thompson silah yapıyorlar orada. Ve gurbetler deniyor. Gurbet. Gurbet Çingene, Kıbrıs lisanında Çingene demek. Gurbetler. Yakınlarda bir İngiliz hissi var. Gurbetler orada talimde atılan mermilerin kumandalarını çalıyor. Alıp TMT'nin yer altındaki fabrikasına getiriyor. Yani vatan savunmasına yardım ediyorlar. Onlar da orada eğleniyorlar. İşte kesiyorlar, biçiyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Onları tekrar mücahitlere teslim ediyorlar. Kurşun olarak, mermi olarak. Bir gün 15 yaşında bir çocuk geliyor. Bunu bana Celal amca anlattı. Elinde bir tane bozuka. Ya diyor ki bunun bir tane mermisi var, bunu olmuyor diyor. Ya lütfen diyor şunu diyor şey yapın. Uydurun buna. Ne yapacaksın diyorlar. Bize diyor köyde diyor çok zorluk çıkaran bir tane mevzi var diyor. Düşman mevzisi, onu atacağım. Peki diyorlar. İşte fabrikada kesiyorlar, eğiliyorlar, biçiyorlar falan, çocuğa veriyorlar. Sonra Kıbrıs Barış Harekatı'ndan falan sonra, yani böyle aşağı yukarı bir 15 yıl sonra Ceren amca bu çocuğu Kıbrıs ordusunda görüyor. Artık
Savaş bitti. Kıbrıs ordusunu görüyor. Tanıyorum. Sen diyor TMT'nin silah fabrikasına gelip diyor mermiyi diyor eğleten çocuk değil misin diyor. 15 yaşındaki diyor. Evet diyor. Ne yaptın diyor bizim o yaptığımız mermiyi. Vallahi abi diyor mevziye doğrulttum bir attım diye en son yana yana kaçıyorlar diyor. 15 yaşında çocuk söylüyor. Şimdi çok çok böyle içimizi burkacak bir şey daha anlatacağım. Türkiye bütün mücahitlere 30 lira veriyor. 30 lira aylık veriyor. Yani Ceren amca diyor ki sucuğumuzdan, peynirimizden, ekmeğimizden, sütümüzden her şeyimizi ana vatan bize fazla fazla gönderiyordu diyor. Hiç eksik kalmadık o anlamda. 74'lerden bahsediyorum. Mücahitlere 30 lirada maaş veriyorlardı diyor. 30 lira maaş bir öğretmen maaşına denkti diyor. Şimdi bugün öğretmenin maaşının ne olduğunu aşağı yukarı herkes tahmin ediyor. Ve diyor bak mücahitler 30 lira alıyor. Denktaş kaç para alıyor biliyor musun? Mücahitlerin 30 lira aldığı yerde Denktaş 35 lira alıyor. Düşünebiliyor musun? Yani bugüne bak. Mümkün değil, mümkün değil. Bugüne bak ya. Bugüne bak. Bir de Kezivan abla var. Yani Kezban değil ismi. Kezivan. Bilerek öyle söylüyorum. Kezivan abla Larnaka'lı. Larnaka'nın bir köyünde yaşıyorlar. Bütün diyor köyde eli silah tutan erkekler gitti diyor. Geriye diyor yaşlılar, kadınlar, çocuklar bir de mazurlar kaldı diyor. Mazurlar da onların dilinde engelliler demek. Ha, mazur. Mazeretler. Evet, mazurlar kaldı diyor. Bizim köyümüz diyor çevrildi. Bize dediler ki beton evlere girin. Karşı köylerden de diyor düşenler var, düşen köyler var. Onlardan da kadınlar, çocuklar geliyor diyor. Bir evin içinde 22 kişi bir hafta boyunca yaşadık diyor. Dedim ki Kezivan abla nasıl beslendiniz? Vallahi işte evde bulgur patatesine varsa koydum. Bir de zibillerden ekmek aldık diyor. Zibil köprük. Bak. Bir de diyor erkek kardeşim esir düşmüştü. Babaannem de diyor şey yapıyordu. Benim torunum bu eve geri gelmeden kimse burada yemek yemeyecek diye bir de çarşıyı karıştırıyordu o ortamda. Diyor. Bak düşün. Çöplüklerden ekmek topladık, ıslattık, yedik. 22 kişiye bir hafta baktık diyor. Sonra Türk komutan Larnaka'yı teslim etmek durumunda kalıyor. Çünkü şey, çok şeyler, çok kalabalıklar, herkes ölecek. Ondan evvel bütün kadınları, çocukları tam 300 kişiyi Cennet Sineması'na topluyorlar. Larnaka'daki sinemaya. 300 kişiyi. Teslim olduktan sonra şey geliyor, Kıbrıs Barış Kuvveti, Barış Gücü'nden İsveçli bir subay geliyor. Diyor ki ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Ne oldu? Cennet Sineması'nın çatısına 8-10 tane havan mermisi düşüyor. Ve hiçbiri patlamıyor hocam. Hiçbiri patlamıyor. İçeride 300 tane kadın ve çocuk sinemanın çatısına 8-10 tane havan mermisi düşüyor. Hiçbiri patlamıyor. Kezban abla diyor ki onlardan bırak yani bir ikisini. Bir tanesi patlasa tavan tepemize çökecek 300 kişi orada gideceğiz diyor. Mucize yani Allah koruyor. Allah koruyor. Çok az kaldı. 20 Temmuz Barış Harekatı'na Mutlu Barış Harekatı diyor. Mutlu Barış Harekatı diyor. Az evvel şeyi anlatırken, Erenköy'ü anlatırken Denktaş'ın iki tane efsanevi mesajından bahsetmiştim. Bir tanesi tesis mesajıydı. İkincisi de 20 Temmuz sabahı radyoda, evde diyor radyolara sarılacağız neredeyse. O kadar mutluyuz diyor. Yani radyo yapacak Denktaş'ı öpüyorum diye. Denktaş'ın muhteşem bir konuşması var. Diyor ki bugün bu anda kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs'ın her yanında havadan ve denizden çıkartma yapmaktadır. Gazanız mübarek olsun. Yani çıldıracak gibi oluyorlar. Çıldıracak gibi oluyorlar bunu düşününce. En sonunda gülerek bitirelim. Bunu da Ergün Vehbi'nin anılarında okudum. Mücahit Ergün Vehbi daha sonra milletvekilliği falan yapmış. Yeşilyurt köyünden iki genç silah kaçırırken, yani silah kaçırırken dediğim ara ekibinden gibi adaya silah getirirken
Rum hücum botu tarafından yakalanıyor. Bunlar da aldıkları emir gereği batırıyorlar tekneyi, silahlar gidiyor, bunları tutukluyorlar. Türk tarafı geri istiyor, vermiyorlar. Geri istiyor, vermiyorlar. Geri istiyor, vermiyorlar. Ergün ve bir arkadaşı da diyor ki, lan biz diyor bunlara karşı biz de kaçıralım birisini diyor. Takas yaparız. Evet. Ama öyle bir alan ki ortası çayırlık. Bir tarafı Rum, bir tarafı Türk. Ortaya giden vurulur yani. Bakıyorlar bir tane çoban var. Arkadaşına diyor ki Ergün Vehbi, gel gel diyor şu çobanı kaçıralım. Ağaçların arkasından, çalılardan, malılardan böyle yata yata gidiyorlar. Çobanı arkadan yapıyorlar. Yakalayıp yere yatırıyorlar. Çoban debeleniyor falan böyle. Al götürelim diyor. Çobanı bir çeviriyorlar. Çoban kadın. Çoban kadın çıkıyor. Ergün Vehbi diyor ki arkadaşı ne yapacağız diyorlar. Ne yapacağız? Kadını kaçıramayız diyor. Bayram geldik diyor. Bir koyun sen al. Bir koyun ver al. Gidelim yeriz diyor. Bir koyunu alıyor. Bir koyun ama çoban bırakmıyor bunları. Değneğiyle kafalarına vuruyor. Bağırıyor. Bas bas. Ciyak ciyak. Yani düşünün o şeyi. Ergün Vehbi diyor ki bırak bırak diyor. Şimdi iki tane koyun yüzünden şehit olacağız burada diyor. Bırakıyorlar ve gidiyorlar. Yani benim 20 saniye saniyemizin aldı. Bu kadar. Herkese iyi akşamlar diyorum o zaman. Serkan kardeşim teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İzleyicilerimize de teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bir dahaki programda görüşmek üzere. İnşallah. 74 yaşına kadar. Hadi bakalım.